Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain ala Resulina Muhammedin selavat. Regaliniz mübarek olsun. Allah hayırlara vesile eylesin. Dışarıda ne oluyor? Regaibin en büyük alameti budur. Makbul olduğuna. Bana bir tanıdığım bir şey var. Namaz kılan solcu var. Namaz kılan nasıl oluyorsa. Dedi ki, yani bununla alakalı bir şey de o zaman söylemişti. Ya diyor, mübarek geceler var sizde diyor. Bizde değil yani. Mesela Miraç gecesi, Kadir gecesi bugün. Bunun doğru olduğuna tövbe yani. Öyle diyor da. Alameti sizce bir kalbinizi mutmain edecek bir alamet aramıyor musunuz? Bak, regaibin alameti budur. Yağmurdur. Evet. Okuyacağım ben size yerleri. Yağmur onun alametidir. Tevaf bu kadar olur mu ya? Alameti o. Şimdi ben regaibin manasını bu akşamın, ama ben biraz farklı sebaptan falan bahsetmeyeceğim biraz. Pek adetim değil ama sebaptan şunu yaparsan değil. Hikmetini, içerisini anlatmaya çalışacağım. İçerisi. Bir kere regaib, Arapçada manası nedir diye şey yapayım, sizinle paylaşayım. Arapça bir kelimedir. Ve regabik kökünden gelir. Lazım olanı söyleyeceğim size. Regabe, kelime olarak herhangi bir şeyi istemek ve arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. Yani bu akşam tövbe ve istiğfar. O anlama geliyormuş. Başka mühim şeylerden de altını çizeceğim. Ben simgesellikten bahsedeceğim çok daha çok. Regaibin alameti budur. Yani hemen acele edeyim. Miracın alameti vardı. Miracın. Regaibin de alameti yağmurdur. Regaib kelimesi ise regabeden türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen bir şey demektir. Müennes, dişi, regaibedir. Regaibenin çoğulu da regaibedir. Kelime olarak regaibe aslı budur. Yani müennes olarak gelmiş dişi. Üreten bir şeymiş. Evet bir gecedir ama nihayetsiz bir rahmeti doğuruyor. Alameti tekrar bak üzerine basıyorum Müştefa olsun. Okuyacağım bütün Risale-i Nur'da regaibin alameti yağmurmuş. Arzlılara gösterilendir. Çok tuhaftır. Regaib ismini Allah koymamış ismini. Melekler vermiş. Yani Cenab-ı Hakk'ın rahmetine bakıp onların böyle tespit şey yaptığı, diyor ki Allah Teala Celle Celaluhu mümin kullarına rağbetler, ihsanlar, ikramlar yapan bu geceye hürmeten atfeder. Yani affedileceğini bu melekler vermiş regaib manası müennes olarak gelmiş. Gelmesi de çok tuhaftır. Üretkendir, doğurandır. Yani bir şahsiyet, binlerce şahsiyetin olacak. Şöyle diyeyim. Kadir gecesinde bir harfe lakal en az 30 bin sevap veriliyor. Miktardır bakın. Berat gecesinde bir senelik ömür tayin ediliyor. O gece nasıl dua neyle meşgul olursa o gecenin bir senenin çekirdeği oluyor. Kocaman çınar ağacının çekirdeğinde tazamın olduğu, cam olduğu gibi. Senin bir senede, yani geçmişinde her telefonunuzu bir kapatın hatırlattı.
Şimdi koca bir senede geçirmiş olduğumuz hayatın anlamlandırılmış formatlarının değiştirilme olduğu gece beraattır. Sen nasıl istiyorsan o gece, o bir senenin hesabı yapılıyor. Sonra onu çekirdek haline getiriyorsun. Bir daha söylüyorum. Kadir gecesi sebaptır. Berat gecesi çekirdektir. Regaib gecesi doğmaktır. Kendinden kendini doğuracaksın. Yani sebabı değil, çekirdek değil. Ha? Var olan günahını, mesela diyelim ki Kadir gecesini aldığın sevapla şu kadar günah gitti. Bunda verilen sebap yok. Var olan günahın yok oluşu var. Yani sebapla günahı yok etmek değil, hiçbir sebap olmaksızın Allah'ın inayeti, ihsanı, lütfu olarak buradan yok oluş var. Onun için dişi mühendis getirilmiş. Farklı yani. Bunlar kullanılmıyor. Yani bunu sana veriyorum, bana şeker ver. Bunu sana veriyor, bunu ver. Bunu veriyorum, Kadir gecesi bu kadar sevap ver. Ben bu kadar iyi ettim, bunu ver. Bu regaib böyle değil ya. Doğum var, doğum. Kendinden kendine bir doğum var. Kendini özlemin, kendini anlamlandırmanın, doğurmanın anlam yüklendiği bir gecedir. Çok tuhaf o konuda. Şimdi bu noktada Risale-i Nur'da geçen yerleri size okuyayım sevgili kardeşim. İlk önce aslında şu anları okuyacaktım ama çalışarak geldim. Yani ben dedim bu regaibi geceyi de niye yapmış böyle? Tamam bak, sebap kullanılmıyor. Çekirdek de kullanılmıyor. Hiç bunlarsız şeyin sufli, günahlarımızın, ömrümüzdeki o hoş olmayan şeylerin ortadan kaldırıldığı, kaldırılabileceği, inayet, lütfun, ihsanın bol alacağı, alameti de yağmur. Rahmet. Delili de budur. Mesela ben küçük çekmeceden geldim, bir şey yok dedim. Akşama var, ulan iftara da yetişeceğiz ama nasıl yapacağım? O deve bahtına geldim. Sanki bana bağır. Yani tabii ona verdiğin anlama göre seviniyorsun. Rahmet yağdırılmaya başlayınca silecek böyle. Oh, alamet belirdi. Yani yoksa sıkıntı olacak. Şimdi diyecek ki başka bir şeye noktaya çevirecek. Sikke-i Tasdik-i Galbiye 207 bak. Ben nasıl çalışıyorum? Bazıları diyecek ki bunları nereden çıkarttın? Kelime-i Ustad lugat anlatmıyor. Lugat değil. O kelimeyi eylem olarak, yani neyi anlatıyor? Dima mı? Kalbi mi? Hayat mı? Eylemde gösteriyor kelimeyi. Yani lugatını değil, hayatta kendisini gösteriyor. Ondan eyleme dönüşmeyen ders yapmıyorum, yapamıyorum. Zaten yapamıyorum, beceremiyorum. Sırf kafada hapsolan bilgi istemiyor. Hayatın kendisinde olacak. İşte regaibi de hayatın içinde arıyoruz. Yani Allah böyle yapabilir. Ama alameti, hani var ya Osmanlıca, belurdu. Alameti var. Ve niye mühendis gelmiş? Durmuşlar. Yani mana yükleyememiş çoğu şey. Risale'ne baktım. Şimdi bazı şeyler, noktaya nazarlar verdiğim zaman nereden çıktı değil mi? Hayatın içinde, burada lugatı vermiyor. Regaib iki nokta üst üste diye değil. Eylemde gösteriyor. Hem Risale-i Nur'un bir sisile-i kerametini teşkil eden tevafuk. Bu hadisede hiç tesadüf havale edilmez bir tarzda 3-4 tevafukla Leyle-i Miraç ve Leyle-i Regaib hürmetlerinde Risale-i Nur'un da bir sesi var olduğunu gördük. Şimdi buraya dikkat edin. İkinci tevafuk Regaib'de anlamı İptida ve intihai terakkiyat-ı hayat-ı amediyenin unvanları olan Leyle-i Regaib ve Miraç. Bir daha İptida ve intihai terakkiyat-ı hayat-ı Ahmediye. Muhammediye değil. Sen kelimeyi soruyorum sana.
İptida başlangıç. İntihai terakkiyat-ı hayat-ı Ahmediye. Aşı ve son, nihayet. Şimdi intiha, nihayet. Peygamber aleyhissalatü vesselamın nihayetsiz nihayeti. Bu. Başlangıcı Ahmet, Regaib'de olmuş bu. Bir cihette alim-i şehadete teşrifini anlatıyor şimdi. İptida, yani Allah'lık hakikatını bir zuhurat olarak varlık yaratma iradesindeki anlam kazanma anlamına geliyor regaib. İradeden türetilmiş. İrade sıfatından ortaya çıkmış. Ahmet, beşer olması, komutan olması, koca olması, kul olması, peygamber olması tarafıdır. Ahmet. Muhammed ise Allah var iken hiçbir şey yoktu. Kainatı yaratmaya karar verdi. İlk önce onun projesini, binanın projesini, ağacın çekirdeğini yarattı. O çekirdeğin adı Muhammed'dir. Yani senin değerine bak yani. Sen de onun, o çekirdekten çıkan kocaman bir ağaç, şahsiyeti Muhammediye'dir. Bu çekirdeğin, ağacın altındaki çekirdeğin adı Muhammed. Çekirdeğe verilmiş. Yani senin nurundan yarattım. İlk önce senin çekirdeğini yarattı. O nuru yarattı. Sonra o nurdan bu ağacı yarattı mı arkadaşlar? Bu ağacın hulasası, özü, neticesi meyve. Bu Ahmet'tir. Bu çekirdek Muhammed'tir. Bu ağaç şahsiyet-i Muhammediye'dir. Kainat. Bir 18 bin alem. Bu meyve komutandır, babadır, kuldur, Resul'dur, Ahmet. Onun için 19. mektup, 19. sözde Ahmet denmiş. Bu meyveye Ahmet. Farkı bakın. Ama bu Ahmet'te, yani meyvede bir çekirdek var. Aynı köktekinin aynısı. Yani meyvenin içerisinde bir çekirdek var ya, köktekinin aynısı. Ha şimdi Muhammed, Ahmet'in içinde, meyvenin içinde ama bu meyve ağacın sonu mudur? Ağacın sonudur. Ama meyvenin içerisindeki çekirdek itibariyle bu çekirdek ağacın sonu gibi gözükürken kökteki çekirdeğin aynısı olma itibariyle ağacın başıdır. Biz de kainatın sonucuyuz. Allah karar verdi. 18 bin alemi yarattı. Herkesi, her şeyi yarattı. Bütün alemi, erba alemi, ruh, kabir, cennet, cehennemler, arşlar küste yaratılmış. Biz de o ağacın bir meyvesiyiz. Meyvesiyiz. Fakat bizim ruhumuzun ruhunda olan iman, iman hayatın hayatı, ruhun ruhudur. O imanın içerisinde Muhammed'in ruhu var. Yunanlılar, Müslümanlar Ahmet Mehmet demez. Muhammedi derler. Orada kaldığım için. Muhammedi, yani Müslüman. Sen meyvesin, şimdi oturuyorsun. Kainatın sonucusun, 18 bin alemin sonucusu. Ama senin iman, ruhunda iman var. İman nedir? Ruhun ruhudur diyor usta. Hayatın hayatıdır. O ruhun içerisinde ne var? La ilahe illallah, Ahmet Resulullah değil. Muhammed Resulullah. Onun için camide Allah ve Mustafa, Muhammed, Beşir yazmaz. Muhammed olur. Mustafa olmaz. Niye La İlahe İllallah'ın karşısında Muhammed Resulullah koydu da Ahmet Resulullah değil? Muhammed insan ismi değil. O ağacın çekirdeğine Muhammed denilir. Meyveye Ahmet. Çekirdeğe Muhammed. Ama insana denmiş. Meyve de var ağacın sonu meyve ama meyvenin içerisinde Muhammed olduğu için bazen kitaplarda meyveye hitaben konuşuluyor ama aslında çekirdeğe hitap ediliyor. Kainatın çekirdeği konuşulunca kitaplarda, sohbetlerde Muhammed denilir. Bu inceliği anlayanlar der. Beşeriyet itibariyle o da bir beşerdir. Ben de o da bir insandır diyor Kur'an'da. Sizin gibi bir beşerdir. Tamam. Fakat o meyve beşeriyetidir, kulluğudur. Kuldur, o da ölecek, beşer. Ama o beşeriyette, o meyvenin içerisinde bir çekirdek var ki, o meyve değil. O meyve, çekirdek nedir?
Ağacın sonu gibi gözükürken ağacın başının aynısıdır. Ağacın başıdır. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ahirdir ama evveldir. Zahirdir ama batındır bu. Peki benimle ne alakası var bunu, niye bu heyecanla bize bu anlatıyorsun? Bil kıymetini. Burada oturuyorsun, sen de bu ağacın bir meyvesisin. Birisi çiçek, kimisi yaprak, kimisi kereste, odun. Kimisi odunun kırpıntısı, ölmüş. Hiçbir şey değil. Şimdi biz meyveyiz. Beşer itibariyle burada oturduk. Doğum tarihin belli, ölümün belli. Ama şu meyvenin içerisinde sen, beşeriyetin itibariyle ruhun var. Ruhumun ruhu iman var. O iman itibariyle sen insansın. İman edince beşeriyetten çıkıp insan oluyorsun. İman etmeyen insan değil, beşerdir. Peygamberlerin vazifesi beşeri insanlık makamına çıkarmaktır. Beşer şu, bir kap düşünün, soğuk, sıcak, beyaz, siyah, efendim zıtların cemi. Karma, buna beşer denilir. Beşer. Bu zıtlardan ne kadar sıyrılırsan, yani âli sıfattan, o sıyrıldığın kadar insanız. Onun için peygamberlerin vazifesi beşeriyetten bizi insanlık makamına çıkarmaktır. Onun için her gördüğünüz insan değil, bazılarını da sen insan zannediyorsun. İnsan suretinde şeytandır. Manevi demiyorum. Aynen şeytan. Şeytanın daha şer. Allah Kur'an'da kelenamı benim ada, daha şada diyor hayvandan. Teşbih falan değil. Ruhları şeytan kardeşim. Senin anladığın ruh yok onlarda. Onlarda işkembe ve uçkurluk çalışıyor. Zihniyeti şeytanı halt etmiş. Haza şeytan diyorum. Sokakta dolaşanları hep insan zannetmeyin. Vesvese yaptırmayayım da size. Hani bazen dersin ya, ulan şunun bir gözü var ki en gerekli anı gibi sokuyor ya. Böyle dehşetli bir şey. Bazı insanlar sizi onun için rahatlatır gördüğün zaman. Bazı insanlar da seni sıkar böyle. Sanki hapishaneye şey yapar. Öyle insanlar bazen denk gelirsin ki 6 ay işin ters gider onu gördüğün için. Yani seni dibe de sokar, hapse de sokar yani. Psikolojik ya, kafana sokar. Allah Allah, bu ne biçim bir surattı ya. Ruhu simasına yansımış. Simahum fi vücuhum minesseli sucud. Simahum fi vucuhihim min eseri sucud. Adam da gözüküyor. Şimdi diyor ki, bu kadar uzun izahı şunun için yaptım. İptida, Allah var iken hiçbir şey yoktu, karar verdi, irade. Programı çizdi, ilim. Yaratacak kudret, neyle yapacak hayal. Bu iptida denilir. Buradan başladı. İntihai, terakkiyatı, hayat-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselam unvanları olan Leyle-i Regaib, Leyle-i Miraç. Leyle-i Regaib bu gece intiha, iptida. Allah'ın iradesinde anlam, ezeli ve ebedi olan Allah çok mühim yani. Ezeli ve ebedi Allah vardı, biz yoktuk. Allah seni, beni murat etti. Murat ettiği an regaibin, yani regaib oradan başlıyor. İptida. Yani derler ki, haklı ama benim külliyattaki bakışım şey, diyor ki ram-ı madere düşüş, biraz da biraz ehli tefekkür, ruhlar alemine geliş derler. Allah kainat ilk yarattığı zaman derler. Benim ta anlayışım külliyattan, ta Allah'ın irade, mürit esmasının İrade sıfatından sen karar verildin. Yani senin karar verilmen, senin olmana burada oturman Allah lazım ya. Adem'den, hiçlikten varım diyebilmek. Onun için imandan daha mühim bu. Ben varım diyebilmek. Yani bu masa ben varım diyemiyor. Varlığında anlam yok. İmanı anlatayım size. Beşeriz. Yani zıtların karmasıyız. Kaçırmayın bunu. Bir kutu düşün. Soğuk, sıcak, alçak, üstün, sert, yumuşak. Tamam. Doğru, yanlış. Hak, batıl. Karma. Bunlardan sıyrıldın. Şimdi sen ne kadar derslere gider, kitap okur,
Sırf la ilahe illallah Muhammed Resulullah ile olmaz. Yani la ilahe illallah bir. Muhammed Resulullah, la ilahe illallah Muhammed Resulullah bir. İki, Kur'an ve hadisteki haram ve helalları yapamazsan bile kabul. Üç, Allah dostlarına dost, düşmanlarına düşman, Allah düşmanlarına dost olmayacaksın. İmanın en alt seviyesi bu. Temel yapısı buymuş. La ilahe illallah Muhammed Resulullah demek. İki, Kur'an ve hadiste belirtilen haramlara haram, helallara helal demek. Üçüncüsü, neydi üçüncüsü? Yani el hubbu fillah vel buzu fillah. Batıla, küfre, şirke, Allah düşmanlarına taraftar olmayacaksın. Olduğun anda kılsan bile namaz anlamı yoktur. İşte bu üçüyle beşeriyetten söylüyorsun. Üçüyle. Sonra kitap okuya ve tarafkirliğini göstererek farkındalığını artırıyorsun. Üç. Dört. Farkındalığını içsel alemine taşıyorsun. Vefa. Onu eylemde gösteriyorsun. İman. İmanı gördük mü abi? İmanın altyapısı vefa. Daha altyapısı farkındalık. Daha altyapısı insan olmak. Daha altyapısı beşeriyet. Var olmak. Bak şimdi görüyor musun? Var olmak. Ben varım diyebilmek ya. Varım. Var. Ha. Bu o kadar büyük bir nimet. İşte Allah var iken hiçbir şey yoktu. İptida. Allah'ın sübutu sıfatında iradede senin yaratılmana karar verildi. Hangi anneden, hangi babadan, nereden, nasıl doğacağın. İptidan, regaip oldu senin. Kemalat ise, yani doğduk, yaşadık, cemaat oldu, namaz kıldın, tek başına şeysin, kabire girdin, terakkin devam ediyor. Aşırıda terakkin devam ediyor. Cennette, sırat köprüsünü geçtin mi, o durur. Yani misatın devamı, terakki durur. İşte intiha, son bulmak. Bu ikisi arasında başlangıcın regaip, intiha, miraç. Miraç Allah Resulü'nün ubudiyetinin kemal sıfatıdır. Cenab-ı Hak melekte sema ehline beşerin üstünlüğünü miracıyla gösterdi. Beşerin alem-i şehadeti zuhurunu rahmetiyle gönderdi. Regaibin de anlamı, yani alameti yağmurdur. Elhamdülillah. Demek ki Terakkiyat-ı Hayat Ahmediye'nin ünvanları olan Leyle-i Regaib ve Leyle-i Miracı bu kuraklık zamanında kesretli rahmetle tevafuklarıdır. Ha? İnsan serüveninin başlangıcı da oluyor. İnsanlığın başlangıcı. İnsan serüveni oluyor ya. İnsanlık serüveni. İlk. Regaib. Kemal hali. Yani kalp atışları oluyor ya, hastaneye gidince böyle tegre olur böyle. En zirve tepesi miracın oluyor. Ondan sonra var da ama miracın oluyor. Kimisi sağlıkla miraç yapar. Kimisi şi ile miracı olur. Kimisi yoklukla olur. Kimisi. Kimisi balığın içinde olmuş miracı. Kimisi kurtlanmış, hasta olmuş. Kimisi sıkıntı çekmiş, kimisi derisi yüzülmüş, kimisi derisi soyulmuş, kimisi yağmur tufanı olmuş, olmuş da olmuş. Herkesin bir miracı var. Senin de olacak tabii. Müsaade et de o kadar olsun. Ya, herkesin miracı olduğuna nasıl anlarız? O şey başına geldikten sonra hayatın anlam bulup farklılıklar biraz da müsbet, daha müsbet bir hal alıyorsa o senin miraçlarından belki de en iyisi veya bir miracındır. Bazen bir hapishanen olur, bazen bir hanımınla olursun, bazen bir sağlıkla olursun. Yanlış bir rapor verirler eline, sen röntgen çektirmiştin, camı da açalım mı böyle şey? Bir açın böyle, veya kime çarpmayacaksa
Şimdi yanlış olmuş, ben biliyorum bilgisini de. Açık mı böyle? Aç aç. Kapatma. Öyle değil, öyle değil. Öyle şey çarpar kardeşler, öyle ha. Şimdi, onu aç kardeş. Yanlışlıkla siz ne yapardınız? Doktora gittiniz, hastasınız. Adam dedi ki doktor size, şüpheleniyorum dedi. Sen daha önce o şüphelenirse sen inanırsın. Doktor şüphe olursa sende inanç olur. Parça alalım dedi. Ondan sonra bir hafta ne yaparsın, kanser miyim değil miyim? Bir hafta sonra sonuç çıkacak. Ne kadar sıkıntı olur değil mi? Kanser oldu herhalde. Ya. Oldu, ben bir tanesini biliyorum. Sonra yanlışlıkla raporu buna verdiler. Kanser değilmiş ama kanser raporu. Ben buna bulundum teselli için. Sıkıntıdan 15 gün içinde kanser oldu. Sonra tebeyin etti, onu çağırdılar. Sen değil misin dedi ama Badr'le abi Basra. Ya Murat Dursun da bir tanesini anlatıyor. Kanserle alakalı doktor. Zındığın birisi. Çok zındık birisi. Yani mütecaviz. Ondan sonra yakınıymış akrabası. Murat Dursun akrabasıymış bir tane, o zındığın akrabası gelmiş doktor. Demiş öyle ama şüphelendim demiş. Yani şey çıksın röntgen. Ama yani akrabası olduğu için çok yakını. Kendisi bıraktı şey masasını. Röntgen'e gitti ki hemen çeksin versin bana. Yani bir hafta beklemesin de doktor ya. İndi aşağıya. Ondan sonra oradaki teknisyen, o doktorum dedi, sen siz buraya geldi, madem geldiniz de istersen siz de bir tahlil edelim ya, check-up yapalım. Onun için bir şey var mı kardeşim? Yok, check-up'a girme. Ağrımadığı dişine kepetin takma. Bırak o korku sendromu yayıyorlar. Koronaymış, 6 ayda 3 ay daha check-up yap. Bırak kardeşim. Git 10 tane hastalık çıkar. Gitme, hiçbir tane hastalığın yok. Ha? Burada ya. Abi önce tesis. Bırak şimdi onu. Ecelin gelene kadar sen yaşayacaksın. Ölünce kadar yaşayacaksın kesin. Var bir tane. Şimdi doktor dedi ki, doktorum gelmişken sizi de şey yapalım dedi. Yani check-up değil mi? Ha ya doğru ya dedi. Hastalarla meşgul olmaktan kendimizi unuttuk dedi ya. Ne yapmayın bir daha beni dedi. Bir sürü şakşak çekmiş masa var. Ondan sonra İlk önce bu çekildi, sonra o akrabası çekildi derken o çıkana kadar bekledi. Beklerken birkaç tane de hasta giriyor, 3-4 tane. Ama bu arada film çıksın diye. Bu doktor ya, bu kendisi bakıyor. Kaldırdı, kim isim belli değil. Oo, bunlar ne acayip diyor. Onda bakarken bir tanesine bakıyor, oo bu ne kadar dedi ya. Haberi de yok dedi falan, kimdi, daha isim şey yok. Bir de bakıyorlar ki kendisi. Teknisyen dedi ki, efendim bu sizsiniz dedi ya. Ne diyorsun sen dedi ya. Bir daha giriyor şeye, röntgene. Hakikaten o. O güne kadar bak yaşıyordu. Murat Dursun oğlum. Sonra bir daha resimde gene tebeyin etti. Birkaç gün içinde, bir hafta mı? Bir ay içinde adam vefat etti. Çünkü şu anda hakim güçler, siyonistler dünyaya korku pumpalıyor. İnsanları gemlendiren 6 tane zaafı var. Hubuca, menfi milliyetçilik. Başka? Korku, tamah, enaniyet, tembellik. Yani bir tanesine korku. Korkuyla dizginiyorlar. Hocalara korku salıyorlar, vakatalar hizmet etmiyor. Korku sendromu. Ben bunu ta şeye kadar, içeri kadar gördüm yani hapishanede. Olan şöyle yapılacak. Öyle korkutuyorlar ki, korkuyla dizginliyorlar. Şu an koronavirüs olsun, bilmem ne olsun, hep korku pompalıyorlar. Lan zaten bir sürü virüste değil, hastalıklarla yüz binler insan ölüyor, kimsenin umurunda değil. Ondan daha beter, fazla ölüm şeyleri, çeşitleri var. Bu ne yasa ne hesap şey. Ölüm böyle, ölüm korkusu yayıyorlar, sendromu gibi böyle. Onunla insanları gemliyorlar. At gibi de biniyorlar. Size binme yöntemi korku. Enaniyet. Menfi milliyetçilik. Sen Türksün, sen Lansın, sen bir şeysin, Rus'sun, Fransız'sın. Ne mutlu Fransız olana, ne mutlu İngiliz olana diye böyle. Bunlar böyle suni gündemlerle beynimizi işgal ediyorlar. Allah katında en makbul insan takvası olandır.
Şimdi gelelim gene regaib. Regaib'in bereketinden şey yapıyorum. Yani Allah'ça karar verildiğin regaib'in bu ilk başlangıç. Buna ne diyordu? Bir de bakayım. İntiha değil. İptida. İptida. Regaib kemal merteben miraç. İşte miracı da biraz anlattım. Allah Resulü'nü hamletme. Yunus Ballık'taki miraç var. Nuh tufanının var. Salih Aleyhisselam var. Peygamberin ikiye bölündüğü var. Kuyu var. Ateş var vesaire. Senin de bir tane miracın olacak da yani. Hayatında için istiyor. Böyle hayat olur mu ya? Keşke yaşamasam. Böyle hayat olur mu? Standart hayat diyor levalarda değil mi? Yani yeknesaklık olduğu için vücuttan ziyade Adem'e racidir. Yaşamamış gibisin. Olacak kardeş. Tuzum kuru değil ha. Aranızda en fazla sıkıntı çekenim. Böyle olacak böyle. Böyle hayat yok. Davan hayat da olacak. Ruhsatını, faturasını, bedelini ödemediğin davayı taşıma. Diyordum ya Rabbi şükrünü eda edemeyeceğim nimeti verme. Ver ama arkasına şükrünü de nasip eyle. Değil mi abi? Yani Allah'ın rahmetini daraltmış oluyorsun birincisine. Vermediğince hiç vermeyecek. Hayır ver ama akabinde şükrünü eda edilecek nasibi de yarat ya Rabbi. Hani bir duam var ya Rabbi kaza namazımı bitirene kadar canımı alma. Eğer canımı alacaksan kazadan da hesap sorma. Şimdi bir tanesi dedi ki ya bu dedi mantıkla dediğine yani Hazreti Ali diyor ki cahil cennete gitse ben gitmem diyor. Yani biraz akıllı olacaksın da isteyeceğini biliyor. Ya Rabbi kaza namazımı bitirene kadar canımı alma. Herhalde fazla yaşayacaksın. Öylelikle. Yok bu arada bir şey oldu öldüm. Eğer canımı aldınsa kazadan hesap sorma. Aha, kazayı da kılacak değil mi o? Tabii kılacak tabii. Bugün de hayatınızı nasıl ki irade ilahiyeden karar verildi sen yaratılasın diye. O zaman regaibde bugün de kazana başla. Bak böyle dedim ama bak. Cennet Mahallesi'nde Alaaddin var. Çoğunuz tanır. Kaç sene? 18 sene bak ya 18 sene biterim. Bak bitirmiş geçen hafta. Bak bitmiş. Sen de işte ya bitmez diye korkutuyor şeytan seni. Devam ediyorum. Regaibi müennes olduğundan türetilen, çoğalan bir hayatımız var. Sikil tasdik gaybiyede irade-i ilahiyeden ortaya çıkışımız var. Şimdi şualardan okuyorum. Bir saat oldum beni uyan. Epey oldu mu ya? 40 dakika yakın. Nasıl oluyor? Daha biz yaratılmayı anlattık ya. Bu geceye girmedik ki. Niye saat izle mi çeviriyorsun sen ya? En zor kısmını anlattın. He? En zor kısmını anlattın. Evet, evet, evet. Regaib. Bunu zaten okursun ama regaib müennestir. Doğumdur kendinden. Kendinden kendini doğuracaksın. Kendinle tanışmanın zamanı. Kendin kendinde yaşaman. Kendine anlam yükleme regaibin olsun. Anlam yükleyin. Beşeriyetten insanlığa doğuş. Ya, regaib. Kemal merteben de miraç. Yani şimdi Üstad Hazretleri hep böyle yağmur alamet veriyor. Hizmete devam etmenin, affedilmenin alametlerini de şey yapacak. Her hasenenin sevabı başka vakitte 10 ise 3 ayların dışında en az Allah her bir harfa 10 sevap veriyor. Allah dediğiniz kaç harfa? 4. Bir de dik üstün kabul ediliyor harf. Allah da 5 harfa. En az 50 veriyor. Her harfi 10 ya. Fakat hangi ayda şimdi? Recep-i Şerif'te 100'den geçer. Her harfi Allah dedin en az 500. İçine bir de bakayım ya. Sen de Allah de. 506. Gördün mü? Bak bir tane söyledi Allah. Gördün mü? 500 görüyor musun? Şaban-ı Muazzam'da 300'den ziyade. İstersen şimdi deme Şaban'da söylersin. O zaman 300 en az. 500. Tamam. O zaman söylersiniz. Ramazan mübarekte 1000'e çıkar. Şimdi Allah deme. Tövbe ya.
Ramazan'da bine çıkıyor. Cuma gecelerinde Allah Allah her cuma binlere çıkıyor. Bir de bu akşam cuma değil mi? Hem regaip hem cuma. Adam demiş ki Allah Allah demiş ya. Yani bu diyor kurban demiş ya. Ramazan şeyine denk geldi demiş. hem kurban hem Ramazan şey bayram. Hep bayrama denk geliyor dedi ya bu kurban. Acayip bir şey. Ha cumada binlere Leyla-i Kadir'de 30 bine çıkar. Allah Allah. Yani peki regaib yani Recep'te 100'den geçer ama gece cuma matematiği sevdiğim için cuma gecelerinde binler. Hem regaib'ten alıyoruz artı cumadan alıyoruz kademesi. Ama günah da böyle ha. Şimdi bunu buradan çık televizyonu açar. Kötüye muhatap olursan eksisi de böyle. Sıfır burada duruyor. Artı bir diyebilmen için eksi bir lazım. Artı iki denmesi için eksi iki lazım. Bu akşamı hürmete etmeyenin de eksisi de öyledir. Bile 100.000'dir. Dibin dibidir. Onun için 60 sene küfür, isyanla, günahla geçiren adam niye nihayetsiz cehennemdir? Bu buralardan kaynaklanıyor. Ya. Bu pek çok uhrevi faydeleri kazandıran ticaret uhreviyenin bir kutsi pazarı, pazarmış. Peki bazısı diyor ki ya bu gece öyle bir devzettim bunlar denk gelmişti de adamı da hep kullanıyorum ya adamın ismini bile. Ya dedi bir gece de Allah niye affetsin dedi ya. Allah Allah olduğu için karşılıksız affediyor. Yani padişahlar da Celle-i Hümayun diyorlar. Yani tahta çıkış gününü bayram ilan ederlermiş. Ne demek o? Padişaha direkt adam girermiş hiç engel olmadan tokalaşır. Ne var ne yok falan. Derdini dinlermiş yani. Derdini dinlermiş. Şimdi niçin yapıyor? Bir bayram ilan etti yani. Allah da yani biz kuluz. Verdim. İki verdim bana ben de sana veriyorum. Bu adalettir. Allah bizi adaletiyle muamele etmesin ya. Bazı tipler var adalet istiyor. Ya bir gece dansa affetsin. Niye affetsin diyor. Ha bu sağımda oturuyor zeytinimden sonra. Ya dedim rahmetiyle sen Allah'ın ortağı mısın ya? Allah'ım niye insanları affediyorsun? Sana ne? Ama dedim baktım biraz canım da daraldı. Neyse ders bitti. Dua bitti. Şey duaya geldik. Dua ettik. Ya Rabbi bu gecenin hürmetini affet ama bu geceyi bu istemiyor ya Rabbi. Bunu adaletini diyor. Oğlum ne diyorsun hocam diyor. Herkes amin diyecek diyor. Dedim, ha sen de istiyorsun değil mi? Yani böyle şeyler var. Güldünüz ya. Kim bunlar biliyor musun? Vehhabiler. Niye bu gecede yap diyorsun? Sana ne? Allah kullarına sen ortak mısın ya? Affediyorum diyor. Hiç sevmediğim tipler biliyor musun? Yeis var ya yeis. Ümitsiz pompalayan. Bir de evde de rastlarsın ya akraba münasebetlerine. Ya gül var hep dikeni görür. Ya hep olumsuz. La seni olumsuz gece mi doğurdu anan ya? Hiç mi bunun gülü yok ya? Hep diken mi ya? Ne biçim acayip bir şey? Hep korku. Kürsüye çıkarlar korku. Cehennemle tehdit ediyor. Namaz kıl. Kabir azabından korkuyor. Oruç tut. La hep korku mu ya? Bir şey anlat da. Sonra baktım ki niye böyle yapıyor? Demek sermayesi yok. Korkuyla, tehditle iş yaptırıyor. Lan hapishane mi ya bu dünya? Hapishanede hep korku. İnsan, koronavirüsü korku. Ya bakın ya zayıf insanların özelliği. Risale'nin korku yok. Sevdirmek var ya. Yeis yok kardeşim ya. Allah'tan ümit kesilir mi ya? Risale'de nasıl geçiyor? Yeis, mani, herkeme aldır. Kur'an'da ancak benden diyor ümiti kim keser? Kafirler keser ya. Niye Allah'tan geliyor? Ha bu sefi olmamıza, istediğimiz gibi yaşamamız anlamına gelmez. Allah'tan ümitli ol kardeşim. Beşeriz, düştük. Yaptık işte. Ya Rabbi diyoruz. Beşeriyetimizin iktizası olarak işlediğimiz günahlardan dolayı elimize verdiğin hizmet imaniye, Kur'aniyeni alma ya Rabbel Alemin. Allah'ın hatırına, regaibin hatırına. Yani beşeriyetimizin iktizası günahımızdan dolayı alma ya Rabbi hizmet imaniyi. Hizmet imaniyi Kur'an'ı elimizden alma ya. Bu pek çok uhrevi faideleri kazandıran ticaret uhreviyenin bir kutsi pazarı ehli hakikat ve ibadet için mümtaz bir meşer. Pazar ya, panayır.
padişahın çıkış şeyi gibi. Allah da bu gece ne yapmış? İrade ilahiyeden karar verdi. Süleyman kulum yaratılacak, İbrahim yaratılacak. Ya ne acayip bir şey, var olmak ya, Allah anlam koydu sana. Yaratıl dedi yani. Mutlaklıktan muayyenleşiyorsun. Bunun adına bir alamet koyduk. İsmi Regaib, şeyi anlam, İhsan, lütuf, ikram, af. İçine de bunu koymuş. Yani onu hatırlamak adına nankörlük yapma, geçmişini unutma. Bak, mutlaklıktan muayyenleştin, irade-i ilahiyeden karar verildin ya. Yaratılsın bu dedi, Regaib olduk işte. Onun için Regaib mühendis gelmiş, doğum yani. Doğmuşuz kendimizden, elhamdülillah. Ne yapmış sonra Allah? Pazar yapmış geceyi. Yani adaletiyle değil. İki verdin bana, ben de sana iki veriyorum. Beş verdin bana, ben de. Öyle değil. Allah vermeden Allah'tan istiyoruz. Nasıl istiyorsun? Lan bana verdinse benden iste. Yoksa isteme. Ben insanım. Vermedin, isteme. Makam Allah'tır. Buna da ne deniliyor? Bir mahşer, bir pazar. Ehli hakikat ve ibadet için mümtaz bir meşer. Ya işte. Ya sen tövbe estağfurullah. Allah bu şeyi sana verse. Ben de değer verdiğim gecelere, değer verdiğim şeylere, kıymet verene bu kullarımı bir arada görsem. Yani böyle baksam falan böyle. Bu kadar keyiflenirim ya. Yani böyle bir sürü bana şeyler saysalar da gene istediğim gibi yaptılar. Affederim ya. Yüzüne vurmuyorum ya. Kızdığım bir adam vardı mesela. Enes bilirim. Hakikaten alemimizde konuşuyordu. Bir vesileyle, hastasıyla bir köyde eve geldi. Lan her şeyi unuttum ya. Adam yerine koydu dediklerinde üzerine kapattı, hiç değerlendirmedi. Bir sürü şeyler saymış bize. Geldi, kapıyı çaldı. Öyle masum gibi. Bu dedim, niye öyle masum duruyorsun? Bak ben kapıyı açtım. Ulan ben kapıyı açtım ya, bana beni eleştiren, hakaret edene ya. Benim Rabbim açmaz mı bana, sana? Ben açtım ya. Ne küfür etti bana ya? Vay benim ilahıma niye böyle dedin? Diye. Sonra tabii en ağır imtihan ne? Evlat. Evladıyla imtihan olunca, sistemi bozulunca, Hasan Hoca nerede? Gel. Sana baktım, çocuğu tutmuş gelmiş. Ya ben kapıyı açtım, her şeyi unuttum, o da unuttu. Senin Rabbin de unuttur inşallah senin günahını ya. Bu meşer ve üç ayda 80 sene bir ömrü ehli imana temin eden şuuru selase. Bak, 3 ayda 80 sene bir ömrü ehli imana. 80 sene ya. Ya. Bak arkadaşlar, Regaib sebap değil. Sebap Kadir gecesidir. Bütün ömrünü anlam şey yapmak, çekirdek yapmak berattır. Gelen. Bu irade-i ilahiyenin karar verdiği, bu kulum yaratılsın. Mutlak. Muhit. Bu Mehmet yaratılsın. Karar ilahi ya. Sana anlam vermiş ya Allah. Allah'tan çıktın ya. Yarattı seni. Bu karar, iradedeki bu anlam, Regaib. Bunu da mahşer yapmış, pazar yapmış. Tamam mı? Ama kutsi pazar etmiş. Bu geceyi de hürmet etmiş. Değer vermiş, anlam vermiş. Verene de vereceğini söylemiş. Tamam. Bu yani Regaib ha. Diğerlerini okusaydık, gerçi saatim geldi. Yani şöyle sebapta, ben sebapta bahsediyorum. Hayatın içerisinde bir ders olsun istedim. Regaib. Demek ki Allah, şunu okuyayım istersen. 3 ayda 80 sene bir ömür. Kaç yaşındasın mesela diyelim ki? İbrahim kaç yaşındasın abi? 35. 15'i çık bu uçağa. 20 mi? 10 senede ben kafadan veriyorum, çık. 10 tane Kadir gecesini ihya etsen. 83 ders. 10'u çarp. 800 küsür. Berat 30. 30 bin de o. Bunun sebebi yok yani. Regaib'in yok. Çünkü niye bakın. Kadir gecesinde ben sana şu kadar miktar vereceğim. Berat'ta bu kadar vereceğim. Regaib'te ben sebap vereceğim yok. Niçin yok?
Sevapla işi yok bu gece. Günahın yok olması var. Anladın? Yani şu kadar sevap bana aktarırsan şu kadar günah sileceğim. Aktarmasız atma. Anladın mı? Yani bir şeyden dolayı bir şey yok edilmiyor. İhsan, lütuf, ikram, af. Ama karar ne? Farkındalık. Şunu yakalamanızı istiyorum bu gece. En azından bunu alma git git. Ben yok iken Allah vardı. Allah mutlak ve muhittir. Sonra Allah'lık hakikati ben yaratmaya murat ettim varlığı. Murat ettiği zaman seni yaratmaya murat etti. Sana anlam yükledi. Allah'lık hakikatinden çık vücuda dedi. İlmi muhitinde, ilimdeyken bu anlam sana anlam yüklemiş. Mutlak ve muhit Rabbul Alemin. Rabbin ve Allah. Dedi ki ey kulum, kulum diyorum sana, yaratıl. Bu kadar değer almışsın. O Allah karar veriyor. Heyeti bu. Yaratılma kararı. Allah Allah. Şu değerine bak ya. Senin yaratılman için Allah karar verdi. Anne baba o sürecin bir parçası ya. O zeminde olmuş. Şimdi yaratan da yaşatan da o. Anladın mı? Yani ben yok iken beni yaratıyor. Bana benlik veriyor. Kendisinden de haberdar ediyor. Bunların sürecin başı. Onun için sebap, çekirdek yok bu akşam. Bu akşam bu farkındalık. Ben yaratıldım. Ben var oldum. Bunu anlam yükle. Peki ne yapacağız bir gece? Elinden geldiği kadar, dayanabildiğin kadar. İstiğfar diyor ustad. İstiğfar demek estağfurullah'tan başlar. En azından 3 gün kaza kılmadan gitme. Eve gidersen 3 gün veya en az 1 gün kazanı kıl. Ve kaza kılmaya söz ver bu akşam. Ondan sonra bazı günahlarımız var senin de benim. Böyle isimlendirip de diyemiyoruz. Allah'ım şunu affet. Utanıyoruz çünkü Allah'ı dile getirmeye. Toptan de ki ya Rabbi senden bile utanıyorum ama sence malum. Şu günahım var ya tanımlayamıyorum. Bu regaibin hürmetine, vesile yap. Kur'an'ın hürmetine, Muhammed'in hürmetine, iman edenlerinin imana verdiğin değer hürmetine, arşın hürmetine, kürsün hürmetine, affedilenlerin hürmetine, şah-ı fırkata yanan gönüller hürmetine, gece yaşaran gözler hürmetine, nedamet eden kalpler hürmetine, yalvaran diller hürmetine, anlam yükleyen dimalar hürmetine, beni, evlad-i alimi, akrabamı, cemaatimi ve ehli imanı affeyle ya Rabbi. Affeyle ya Rabbi. Affeyle ya Rabbi demenin gecesidir bu gece. Anlam yükleme. Sabahlayacağız biz. Bizimle beraber sabahlayacaklar da kalabilir. Demek ki kaza namazımızı başlayacağız. Tövbe edeceğiz. İstiğfar edeceğiz. Tamam. Sonra ustad ne diyor başka? Salavatlarla meşgul olmak. Kur'an'la meşgul olmak. Seçersin ama tavsiyem işte istiğfar, tövbe, kaza namazına başlamak ve bir de kafanda ben yaratıldım. Sen yoksa anne babadan ortaya çıkış o bedenseldir. Ruhsal alemi şecer-i hilkattadır ama bu anlam yüklemek Allah'ın ilmi ilahisinde karar verilme şeyindedir. Okuyacağım 7-8 tane belki de 10 tane küsur yerde 2 tanesini okuyabildik ama anlamı yeter gibi inanıyorum. Evet. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temas selavat. Kur'an okuyacaklar. Ha kardeşim unuttum. Hemen bir aşırı okuyacak. Gel kardeşim. Bırakıyorum abi. Kas. Yok devam. Hayır. Kas. Gel abi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما هل يراكم من أحد ثم انصرفوا فإن
فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لله تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله؟ قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا
فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.